Değerli dinleyiciler, bir toplumu ayakta tutan en önemli konulardan birisi o toplumu oluşturan fertlerin güvenilir olmalarıdır şüphesiz. İtimat ve güveni kaybeden fertlerden oluşan bir toplumun uzun süre ayakta kalması mümkün müdür? Elbette mümkün değildir. Fertler arasında emniyet ve güvenin kalmadığı bir toplum dağılmaya ve yıkılmaya yüz tutmuş demektir ve günümüz dünyasında da bunun örneklerini görmemiz mümkün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak geldiğinde yaşadığı toplumda emniyet, itimat ve güven var mıydı? Maalesef geldiği toplumda bunların hepsi kaybolmuştu. Yerle yeksan olmuştu. Merhum Mehmet Akif'in tabiriyle dişsiz miydi bir insan onu kardeşleri yerdi? Ortam bu haldeydi. Ne yazık ki ortam bu haldeydi. Konuyu nereye getireceğim değerli dostlar? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammedül Emin olmasına getireceğim ve bu noktadan sonra sözü daha fazla uzatmadan Efendimiz aleyhisselam bütün tavırlarıyla, davranışlarıyla, yaşantısıyla emin olduğunu göstermişti. 40 yaşına kadar emniyet ve güven insanı olarak hareket ettiğinden dolayı insanlar Efendimizin o güveninde herhangi bir eksiklik bulamamışlardır. İki örnekle bunu taşlandırmış olalım. Efendimizin aleyhisselatü vesselam 35 yaşlarındayken bir sel geliyor, Kabe yıkılıyor sel neticesinde. Kabe yıkılınca Kabe'yi yeniden inşa ediyorlar ve neticede 4 tane kabile Hacer-ül Esved taşını Kabe'ye yerleştirme meselesi ortaya çıkıyor. Her kabilede şöyle bir anlayış var. Bu şerefe biz nail olacağız. Bu şerefe biz nail olacağız. O kadar böyle bir pozisyona geliyor ki yani insanlar geriliyorlar ki neredeyse savaş çıkacak. 4 tane kabile birbiriyle savaşacaklar. Çünkü o dönemde Arapların bir özelliği de çok sudan sebeplerle, çok basit sebeplerle savaşabiliyorlar ve yıllarca sürüyor bu. Ficar savaşları var mesela 20 sene sürmüş. Ve birisinin aklına şöyle bir fikir geliyor. Diyor ki sabahın erken saatinde gelelim, kim gelirse onun hakemine müracaat edelim diyorlar. Geliyorlar Kabe'nin orada beklemeye başlıyorlar. Bir bakıyorlar ki peygamberimiz. O zaman daha 35 yaşlarında peygamber olmamış ama. Onu görünce diyorlar ki Muhammedül Emin o diyorlar. Tamam diyorlar, bizim meselemiz çözülür diyor. Ve Efendimiz gelince durumu arz ediyorlar. Peygamberimiz hemen üzerindeki elbiseyi çıkarıyor, cübbeyi çıkarıyor, yere seriyor. Ve 4 kişiye diyor ki kabile reislerine tutun diyor. 4 bir tarafından tutturuyor. Ve neticede kendisi alıp Kabe'nin kenarına Hacer-ül Esved taşını yerleştiriyor. Ve neticede insanlar savaşmaktan, efendim birbiriyle vuruşmaktan ve kan dökülmesinden engel olmuş oluyor Efendimiz Aleyhisselam. Bir diğer husus, Efendimizin her türlü çilesine ortak olan Hazreti Hatice annemiz, en çileli dönemde Efendimiz'e eşlik yapan Hazreti Hatice annemiz özellikle ilk peygamberliğinde Hira mağarasında, Hira Nur mağarasında Efendimiz'e peygamberlik geldiğinde Efendimizin o heyecanıyla bir dehşetle, çünkü alışık değil, ilk defa böyle Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor ve Efendimizin evine geliyor, kendi evine geliyor. Hazreti Hatice annemiz bu durumu görünce durumu anlatıyor. Böyle böyle oldu diyor. Hazreti Hatice annemiz şöyle ifade buyuruyor. Efendimiz şöyle vasıflandırıyor daha doğrusu. Ey amcam oğlu, böyle konuşma. Bana şöyle oldu, böyle oldu deme. Senin endişen ve korku duymana hiç gerek yok. Sen sakın üzülme. Ben Allah'a yemin ederim ki o senin gibi bir kulunu hiçbir zaman zayi etmez. Çünkü sen sözün doğrusunu söylersin, emaneti riayet edersin, akrabalarına yakın alaka gösterirsin, komşularına nazik ve şefkatli davranırsın, fakirlere yardım elini uzatırsın, evinin kapılarını gariplere açar, onları misafir edersin. Uğradıkları felaket ve musibetlerde halka sürekli yardım edensin diyor. Ey amcamın oğlu, sebat et. Vallahi ben senin bu ümmetin peygamberi olacağını ümit ederim diyor. Efendimiz'e böyle bir moral ve motivasyon yapıyor Hazreti Hatice annemiz. Gerçekten de Efendimiz'in vasıflarıyla vasıflandırıyor. Yoksa kuru bir iltifat olsun diye iltifat etmemiş. Peygamberlerin en önemli sıfatlarından birisi emin olması, emanet. Efendimiz Aleyhisselam bu emanet sıfatını gerektiği şekilde yerine getirmiş ve zirveyi yakalamış en büyük insandır, en büyük peygamberdir. Zaten münafıklık alameti olarak da zikrediliyor. Verdiği sözde durmama, emanet, ihanet etme. Bunu ifade ederken münafığın alametini 3 olarak ifade ediyor. Bazı yerlerde 4 olarak geçiyor bazı hadislerde de. Verdiği sözde durmaması, yalan söylemesi. Konuştuğu sözde yalan söylemesi. Yalan söylemesi, bir de emanete riayet etmemesi. Vaadini yerine getirmemesi. Evet, vaadinden dönmesi. Bir şeyi vaat ettiğinde vaat ediyor. Hatta vaat ediyor. Sözde de kalmıyor. Yazışıyor. Zaten yazışmak esas. Yazışmaya rağmen, söz verilmesine rağmen, kendi aralarında bir akit yapmalarına rağmen dönme söz konusu olduğunda bunun da bir Allah katında bir sorumluluğu var mı? İki kişi kendi aralarında akitleşiyor. Karşılıklı şartlarda anlaşıyorlar. Burada çünkü imza altına alınan bir şey var. Kayıt altına alınan bir şey var. Allah nezdinde söz verilmiş oluyor. Akitlerinize bağlı kalınız diye zaten Kur'an-ı Kerim'de de Kur'an'da var, uyarılar var. Evet. Bu konuda dinleyicilerimize konunun hassasiyetini aktarma açısından neler söyleyebiliriz? Çünkü bu konu son derece böyle basit görülüyor. Yapılan bir anlaşma varsa, verilen bir söz varsa çok rahat bir şekilde çiğnenebiliyor. Ayaklar altında alınabiliyor. Hatırlattığınızda yani Rabbimiz
Kur'an-ı Kerim'de akitlerinize bağlı kalınız, verdiğiniz sözden dönmeyiniz uyarılarına kendilerini ifade ettiğinizde, Rabbimiz böyle ikaza bulunuyor biz kullana dediğinizde, başka türlü cümleleri de duyuyoruz. Bırak geç git, sanki söylediğin şey basit bir şeymiş gibi. Gerçekten birkaç ben böyle karşılaştım, yaşadığım şeyler oldu. İnanmak mümkün değil. O anda mesela mahcup olmasını beklersiniz normal şartlarda. Gerçekten bu konuda hata ettim. İnşallah dua et, işte vermiş olduğum sözü yerine getirmem noktasında, sözleşmeye bağlı kalmam noktasında dua et, inşallah bunu yerine getiririzden ziyade başka türlü refleksler, reaksiyonlar gösterildiğine şahit oluyoruz. Söz verip durmama meselesi şöyle yorumluyorum. Biz dini bilmiyoruz. Kur'an'ı ve sünneti bilmediğimizden dolayı bunlar ne manaya geldiğini düşünemiyoruz. Yani bunları konuşurken basite alıyoruz. Bir insan bilgisizse çok rahat bir şekilde fetva verebilir. Zaman zaman otobüslerde rastlıyoruz ya, namaz kılacağız dediğimizde sonra kılarsın diyor, kaza edersin diyor, falan yaparsın. Ben ilahiyatçıyım diyorum. Böyle bir şey yok. Deyince bu sefer başka türlü söylemeye i̇şte çalışıyor. İşte benim babaannem ya da babam ya da biz eskiden büyüklerimizde bunu gördük. Toptan eve gittiklerinde hepsini kılıyorlardı falan filan. Kendilerine suistimal ediyorlar. Bu son zamanlarda beslenme kaynaklarımıza ciddi manada müracaat etmediğimizden dolayı, önümüze de model olan insanların da azaldığından dolayı maalesef gerek ticaretin gerekse aile hayatının devamı adına birçok sıkıntılar yaşıyoruz. Şu anda iflaslar vesairelere bakıyorsunuz. Söz verip sözünde durmamadan kaynaklanıyor. Neticede bu da kul hakkı. Buna riayet etmemiz lazım. Dine uyacağımız yerde dini kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Efendimizin ifadesi münafığın alameti diyor. O kişi o pozisyonda vefat etse Allah korusun belki imansız gidecek. Direkt münafık olmaz ama diyor münafık var diyor böyle pozisyonda. İnsan günah işlerken Allah korusun vefat etse imansız gitme durumu var. Bu vesileyle çok hassas olmamız lazım. Vaadimizi mutlaka yerine getirmemiz lazım. İmzalamadan önce ya da böyle bir akitleşme olmadan önce, söz vermeden önce iyi düşünmek. İyi düşünüp doğru karar vermek. Acele de karar vermemek. Konuda da zaten dinimizde uyarılar var. Sevinçli anınızda söz vermeyin. Mutlu anınızda söz vermeyin. Düşünün. Akşam mesela düşünün. Ertesi gün bir dostunuzla, bir yakınınıza gerçekten sizin böyle içinizden geçirmediğiniz, karşı tarafa söylemek istemediğiniz, sarf etmek istemediğiniz bir söz söyleme durumunuz varsa, böyle bir şey hasıl olduysa onu o gün söylemeyin diyor. Düşünün diyor. Ertesi güne kadar diyor zaten diyor kafanızda birçok fikir değişimleri yaşanacaktır diyor. Belki o sözü söylemekten imtina edeceksiniz diyor. Vazgeçeceksiniz. Belki bir kalbi kırma ihtimali varken kendinize zaman tanıdığınız için kalp kırmamış olacaksınız. Ya da sevinçlisiniz. Karşı tarafın teklifi size son derece cazip gelebilir. Kabul edecekken süre istemeniz, o mutlu anınızda bunun kararını vermemeniz, belki bunu biraz ötelemeniz verilen sözün yerine getirilip getirmemesi noktasında bize bayağı avantaj sağlar diye düşünüyorum. Evet. Daha sonra çünkü bunların sıkıntıları karşılıklı yaşanıyor. Çok temkinli olmak lazım. Hayat akıllı gibi değil. İnsan yaşadıkça, tecrübe edindikçe bakıyorsunuz yanlış yaptığımız şeylerin daha sonra ciddi manada yansımalar oluyor. Sonra bir güveni kazanma, itimadı kazanma meselesi bir anda olacak bir şey değildir. Büyük firmalar, iş yapan insanlar bakıyorsunuz o itimadı güveni sağlamış insanlar ayakta kalabiliyorlar, uzun süreli iş yapabiliyorlar. Yanlış yaptığımız işlerin sadece bu dünyada cezasını görmüyoruz. Bir de ahirete bakan yönü var meselenin. Buna da kul hakkı diyoruz. Rabbimiz kul hakkıyla gelmeyin diyor. Öyle olunca çünkü orada kullar birbiriyle mutlaka helalleşmesi, hesaplaşması lazım. Diğer tarafa bırakmak işin bence en tehlikeli boyutudur. Basit gibi gelebiliyor ama ayetin ifadesiyle فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Zerre miktar hayırlı bir iş yaptığınızda mutlaka karşılığını göreceksiniz. Bir diğer husus, diğer ayette de وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. En ufak şer de mutlaka karşılığını bulacaktır. Ağzımızdan çıkan her bir sözün bize bağlayıcılığı var. Hele bu yazıya döküldüyse, kitabet halinde